Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre, uzun zamandır burada şu şekilde şu arka planla beraber video çekmiyordum. Bir zamandan beri yoğundum ve hatırlarsınız arkadaşlar, bir zamandan beri de Game of Thrones inceleme videosu çekmiyorum. Ama arkadaşlar, bu bölümün incelemesini çekmemek en azından benim için bile ayıp olur dedim ve gerçekten bu bölümün incelemesi hani inanılmaz fazla çekmek istiyordum ve çekeyim dedim. Haydi o zaman başlayalım. Bu arada tekrar hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum ama bunun üzerine bir çekiliş yapacaktım. O çekiliş de büyük bir ihtimalle biraz yalan oldu. Bunun sebebi arkadaşlar hiçbir fikrim yok. Ama arkadaşlar, dediğim gibi şöyle bir deftere bir tekrardan not aldım bütün hepsini. Tıpkı bütün incelemelerimdeki olduğu gibi lafı uzatmadan hemen başlıyorum. İlk olarak arkadaşlar, fark ettiysek Tali hanesi yavaş yavaş son buluyor. Bir tek Sam'le birlikte alacaktı ama kendisi de üstad yolunda olduğu için hani onun da hanesinin çok bir hani Game of Thrones dünyasını etkileyeceğini düşünmüyorduk. Ta ki bölüm sonunda üstadlık olma hayallerinden de vazgeçse bile, bildiğimiz üzere zaten Tali hanesini koruyan iki büyük adam öldü. Dickon ve Randall Targaryen'in ölümü iki sebepten kaynaklanıyor bana kalırsa. Bir tanesi tabii ki de onurlu ve şerefli olmaları ve hani gerçekten eğer birisine söz verip ona diz çökerlerse onu bir şekilde adlatmayıp başka birisine diz çökmeyeceklerini gösterdiler. Ve bu şekilde de Game of Thrones dünyasındaki en onurlu hanelerden bir tanesinde Tully hanesi olduğunu gördük. İkinci sebep ise şu arkadaşlar. Fark ettiyseniz artık yavaş yavaş sürekli Ben Dany demekten bizim Dany deneriz yani deneriz ablamızın ağzı bir bakıma kaymış durumda. Bunun sebebi tabii ki de Iron Throne'u ele geçirdiğinde etraftaki karmaşaları birazcık da dindirmek ve bütün halkı kendi tarafına çekmek. Ama hani tutup da kellesini almak yerine yani Dothrakiler tarafından idam ettirilmek yerine Drogon tarafından yakılması bana tıpkı Aegon Targaryen yani Mad King gibi geldi. Çünkü bu tam olarak Mad King'in yapacağı bir şeydi. Yani bayağı burn them all mantığıyla birlikte Drogon'u yaktı. Ama bundan itibaren Daenerys'in daha fazla Aegon Targaryen'la kayacağını düşünmüyorum. Çünkü bildiğimiz arkadaşlar Tyrion zaten bu bölümde de bildiğimiz üzere Varys'le birlikte konuştu ne kadar fazla Aegon'a yavaş yavaş kaydığını. Ve ona daha fazla benzememesi için Tyrion tabii ki de farklı taktikler ve planlar geliştirecektir. Çünkü hani tekrardan bir Mad King görmek istemeyiz. Zaten bir bakıma Mad King yapan aslında onun elinin ve ona yardımcılarının iyi olmamasından kaynaklanıyordu. İyi ki şu anda Daenerys'in yanında Tyrion var. Eğer o olmasa şu anda apayrı bir yere sürüklenmiştik. Yani kısaca Dickon ve Randall Tully'yi rahmetle anıyoruz. Birbirlerini severdik. Dickon'u ne kadar kısa görsek de kendisi yeteri kadar uzundu ne alakaysa. Onun sonrasında ise arkadaşlar bildiğimiz üzere Jon bu bölüm içerisinde bir ejderhaya dokundu. Bayağı Drogon'a dokundu ve onun da zaten Targaryen kanı yani Rhaegar Targaryen'in çocuğu olduğunu biliyorduk. Hani bundan çok fazla şaşırmadık. Fakat bu da bir bakıma bizi aslında hani böyle bir evet arkadaşlar biz de bunun farkındayız. Hani biz size o kadar gönderme yapıyoruz. Jon da işte dokunsun gibisinden bir şey gösterdiler. Ve işin daha güzeli ise şu anda süper üçlü teorisi arkadaşlar aldığı başına gitmiş durumda. Benimle onunla ilgili bir videom var. Şuradan bulabilirsiniz. Orada ise arkadaşlar Tyrion'un Targaryen olmasıyla ilgili bir video yapmıştım. Yani şu anda Jon, Daenerys ve Tyrion'un Targaryen olma ihtimaline karşı 3 tane Targaryen, 3 tane ejderha var. O videomu da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Onunla ilgili zaten net ve daha kapsamlı bir açıklama yaptım. Zaten bu videonun sonunda 2 Game of Thrones, önceden çektiğim 2 Game of Thrones videosunu da bulabilirsiniz. Tabii ki de arkadaşlar Jon'un Drogon'a dokunması Daenerys'e aşırı bir şekilde şaşırmış durumdaydı. Hani orada gerçekten gülmemek için kendimi zor tuttum. Hatta bayağı güldüm. Çünkü arkadaşlar yavaş yavaş birbirleri de aslında birbirlerinin Targaryen olduklarını ve aynı kan taşıdıkları hatta bir bakıma akraba bile olduklarını bir süreden sonra anlamaya başlayacaklar. Ve bu sezon sonu olmasa da hani bir sonraki sezonda Jon yavaş yavaş ejderha kullanmaya başlayabilir. Çünkü şunu biliyoruz ki 3 ejderham var. Bir tanesini kullanıp buraya yaksam da 3'ünü de kullanırım diye bir deyim var ki bunu en başta Jaime kullanıyor. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Dragon dışındaki iki ejderhayı kullanmadığı süreçte onların hakimiyetini kaybetmesi çok kolay. Yani çok rahat bir şekilde hakimiyetlerini kaybederse zaten Daenerys'in işinde her türlü bitmiş durumda. Bu nedenle bir ejderhayı Jon kullanırsa ve dediğim gibi bir ejderhayı da Tyrion çok rahat bir şekilde King's Landing'i alabilirler. Jorah Mormont'un dönmesi zaten an meselesiydi. Zaten bu bölüm içerisinde eskiye dönük bir sürü karakter göründü. Tıpkı Gendry'nin dönmesi gibi. Onu da birazdan değineceğim. Fakat Jorah Mormont'un olayına tekrardan acımış durumdayım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar ilk olarak Khal Drogo'yu kıskanıyordu Dany yerine. Daha sonra Dahariyon Nahar ismi. Öyle bir karakter vardı yanlış hatırlamıyorsam. Zaten daha sonra o karakterin değişikliği de yaptı. O da gitti. Son olarak işte Queen sarılayım derken bu da Jon Snow dedi. Böyle öyle bir bakışı var ki
Öf abi gerçekten Jorah Mormont'a biraz acıyorum ama Jorah Mormont'la hani Khaleesi'nin arasındaki ilişkiyi destekleyen inanılmaz az insan vardır bana kalırsa. Hatta onu shipleyen ekibin ismi bile yoktur. Jorah Mormont'u geçtikten sonra arkadaşlar tekrardan üstatların yanına dönecek olursak Sam'in tekrardan işte White Walkers geliyor, işte karanlıklar geliyor, Ak Gezenler geliyor, White Walkers geliyor, Night King geliyor diye bir bayağı bir kendisini delirttiğini gördük. Tekrardan üstatlar inanmadı, zaten her zaman klişeleşmiş bir olay vardır. Ana karakter bütün olayı biliyordur fakat hiç kimse ona inanmaz. Ama konumuz bu değil. Konumuz şu ise arkadaşlar, White Walkers geliyor. Bütün üstadlar parşömenleri karıştırmaya başlasa dedi ve oradaki üstadlardan bir tanesi bana eski taşı hatırlatıyor dedi. Eski taşı da arkadaşlar Night King'in eskiden insan olduğu ve ormanın çocukları tarafından Night King'e dönüştürüldüğü taş. Hani göğsüne saplandığı bölüm vardı ya. Hatta büyük ihtimalle şu anda onun videosunu burada görüyorsunuzdur. Hani dediğim gibi gönderme olması çok yüksek. Daha önce bir kanalda falan gördüğümü de hatırlamıyorum bununla ilgili bir olayı. Fakat dediğim gibi hani oradaki eski taşları hatırlıyor musun demesi belki de Night King'lerin daha kolay bir çözümüne varabilir. Jon'un en sonunda Dany'ye karşı yaptığı konuşma bizim sezonun başından beri belki de Daenerys'le buluşmasından itibaren daha doğrusu yapmasını beklediğimiz konuşmaydı. Hani gerçekten Daenerys'in tahtın asıl varisi olduğunu şu anda düşünüyoruz. Tabii ki de daha sonra Sam'in yanındaki ablamız Gilly'nin yaptığı konuşmayla birlikte birazdan ona da döneceğim. Anlayanlar anladı demek istedim. Gilly ile birlikte aslında neyse ona döneceğim birazdan. Dediğim gibi ama Daenerys'in sürekli Jon'u bastırması bizim hiçbir hoşumuza gitmiyordu. Yani tıpkı Dragonstone'da gibi Sansa gibiydi. Ki buradan Arya'yı da tebrik ediyorum. Gerçekten Sansa'nın Jon'a karşı yaptığı bütün atarlanmaları yani bölüm içerisinde bayağı bir dodge'ladı. Ama kısaca arkadaşlar birazcık daha konuları dağlandırdım ki yani onun yolları da açılsın. Şimdi birazdan şu konuyu bitirdikten sonra onlara devam edeceğim. Konumuza dönecek olursak arkadaşlar Jon'un Dany'ye yaptığı konuşma ben senden emir almıyorum. Sonuçta ben bir kralım demesi. Hani kısaca hepimiz bekliyorduk. Arkadaşlar fark ettiyseniz bölüm içerisinde Littlefinger sürekli oraya buraya haber yayıp bir yandan da insanlarla konuşuyordu. Bölüm sonunda tabii yaptı. Ayrı güzel bir olay da var ama ona birazdan değineceğim. Lordlarla birlikte konuşup Winterfell'in asıl sahibinin olması ya da daha doğrusu King of the North'un asıl kişi olması gereken kişisinin Sansa olması gerektiğini söylüyordu ve ortalığı tabii ki de bayağı bir karıştırdı. Bu da Jon'un Dragonstone'da olduğu süreç içerisinde tabii ki de duvara gitmesi ve tekrardan duvardan sonra belki tekrar Dragonstone'a dönmesi bu süreç içerisinde Winterfell'i çok sıkı bir şekilde dağıtabilir. Ve tabii ki de bu da bize bildiğimiz üzere Littlefinger'ın tabii ki de fiziksel olarak değil zihinsel olarak da bir Winterfell ya da Lordlyan'ın çöküşünü yansıtabilir. Ayrıca arkadaşlar bu bölüm içerisinde ayrı taraflarda olsa bile farklı karakterlerin aynı tarafta olduklarını gördük. Tıpkı Bran ve Tyrion gibi bildiğimiz üzere ayrı taraflara geçtiklerinde ya da Tyrion'un bildiğimiz üzere Daenerys'le birlikte işte Daenerys'in eli olduktan sonra Bronn'la arasındaki ilişkilerin bayağı bir koptuğunu düşündük. Fakat hiç öyle bir olay yokmuş. Tam tersine Jaime ile de birlikte. Yani arkadaşlar Tyrion aslında Jaime ve Bronn'la hala kanka derecesinde yakın. Zaten Jaime'yi es geçiyorum. Bronn'la hala kanka. Ki zaten bu büyük ihtimalle şöyle bir duruma varıyor ki Cersei acaba Bronn'a ceza verecek misin ya da onu idam edecek misin demişti. Bu da Tyrion'ı buluşturmasıydı. Gendry'in dönmesi zaten ayrı bir olay. Hepimizin sevindiği bir olay. İlk defa zaten o hani normal bildiğimiz üzere madenci bölümüne girdiler. Bizim Davos tekrar hani demirci mahallesi mi artık ne denir öyle bir yere girdi ya. Orada işte alıp kılıcı ilk vuran kişi herhalde burada Gendry çıkacak. O demircilerden içinden bir tanesi net olarak Gendry dedim. Ve Gendry'in bildiğimiz üzere Jon'la birlikte buluşup ben Stannis'in piçiyim demesi de zaten apayrı bir cesaretti. Ama onun üzerine şöyle bir durum daha var. Bildiğim üzere ejder hamacı rahat bir şekilde çıkarılmış durumda. Yani arkadaşlar ejder camını acaba kılıcı işleyecek karakter yani özellikle demirci açısından işleyecek karakter Gendry olabilir mi? O da ayrı bir mesele. Ama dediğim gibi büyük ihtimalle Jon'la birlikte savaşacak bundan itibaren yani bu süreçten itibaren ve sezon finaline kadar ki ejder camlarının hepsini işleyecek olan demircilerden bir tanesi de hatta demircilerin başı Gendry olabilir. Gendry'i gördükten sonra aklıma ilk gelen kişi Arya oldu. Çünkü bildiğimiz üzere artık Jon'la beraber ve Jon'la Arya'nın da buluşması aynı meselesi. Bu nedenle Gendry'li ile Arya söyleyemedim. Bu nedenle Gendry'li ile Arya buluşabilir mi diye düşündüm. Bence ona yüzde kaç verebiliriz? %60 ihtimal verebiliriz. Tabi buluşunca ne olacak? Jon'la buluştuklarındaki etkiyi yaratmayacak tabii ki de ama önceden buluşmaları ve hani o tontiş kek yapan abiyle de mesela bizim Arya'nın buluşması. Hani öyle bir olay olacaktır ama Gendry ve Arya'nın da buluşacağını en azından ben düşünüyorum. Bu sizin içerisinde George R.R. Martin'in özellikle kitaptan uyarlamaların da yavaş yavaş bittiğine göre dizide salak salak yerleri de verildiğini düşünüyorum. Bunun sebebi iki tane sahneden kaynaklanıyor. Neyse bu sezonda özellikle salak ve gerizekalı askerlerle bazı sahneler de yer alıyordu. Birincisi Arya'nın Winterfell'e girmesini engelleyen iki salak asker. Bu bölüm içerisinde de Davos'la uğraşan iki salak asker vardı. Bunu sezon içerisinde bir kez daha göreceğimizi düşünüyorum. Bunun neden yapılan hiçbir fikrim yok ama hani her sahne içerisinde o iki
2, şu anda toplamda 4 askeri inanılmaz gıcık olmuş durumdayım. Hatta bayağı Gendry çekişle birlikte bir tanesinin suratını içine gömçürdüğünde yes be falan yapmaya başladım. Yani kendim caniye döndüm. Kısaca onu da es geçiyorum. Yeni konumuza geçecek olursak ise arkadaşlar, Jaime ve Cersei'nin yeni Lannister, yani benim tabirimle hane kurtarını geliyor. Bunu maalesef ben hani şey olarak yani okudum. Bayağı sızan senaryo arasında okumayacağım okumayacağım dedim. Bundle'a girdim, böyle kaydırdım. Yok geri çıkarayım dedim ama çok geçti. Böyle minik bir satırda okudum. Cersei ile Jaime'nin yeni çocuğu olacak diye. Zaten kendileri şu anda inanılmaz düşüşte. Bu çocukla birlikte hani bu uzun bir süreçte tekrardan hane kurtarabilir. Fakat şu anda çok iyi bir yani çok pozitif bir olay. Ama tabii ki de bu da beni hemen şeye götürdü. Euron'a götürdü. Şimdi bildiğimiz üzere Euron'la şimdi Cersei'nin daha hızlı evlenmesi lazım. Çünkü Cersei yeni doğacak bebeğini hani 1 yıl saklayabilir, 2 yıl saklayabilir. Bir süreden sonra o bebek de açığa çıktığında hani o bebek kimden dediklerinde, yani Jaime'den yaptık, çaktırmayın falan diyecek hali de yok. O nedenle Euron'la bir süreden sonra evlenmesi lazım. Ha şaka maka, bu bölüm içerisinde Euron'u da görmedik. Hatta şöyle bir durum daha var. Bu bölüm içerisinde aksiyon görmedik ama bana çok aksiyon gibi geldi. Hatta dürüst olmak gerekirse geçen bölüme göre daha güzeldi bana kalırsa. Arkadaşlar, yurt dışındaki reviewlar ve Türkiye'deki en çok yakınan reviewlardan bir tanesi de Baran abinin işte incelemesiydi. Baran abi de sürekli Game of Thrones ışınlamalardan bahsediyordu ama hani bu bölümdeki ışınlama inanılmaz saçma bir şeydi. Tyrion bildiğimiz üzere işte Gendry artı Davos'la birlikte kayaya binip King's Landing'den çıktılar. King's Landing'den çıktıkları gibi de Dragonstone'a girdiler. Hani arada bir körfez var, o körfezin uzaklığı arkadaşlar nereden baksanız bana kalırsa 1-2 gün minimum. Hani o nedenle çok hızlı geçmeleri ve hani onu bize bir anda yansıtmaları çok saçma olmuş. Onun olayı da büyük ihtimalle şöyle bir şey. Büyük ihtimalle harita bölümünü ve aradaki mesafeleri hesaplamadılar senaryo yazımı sırasında. Hazır 7 bölümle yapacağız. İşte karışalım. O da saldırsın gitsin dediler büyük ihtimalle ama o benim gözüme bayağı bir takıldı. Bildiğim üzere arkadaşlar, Targaryenlar uzun bir süreç içerisinde kendilerinin kanı bozulmasın ve haneleri dağılmasın diye sürekli Targaryen'ın birbirleri arasında evlendiriliyordu. Bunu zaten kitabı okuyanlar hayli bilir. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bildiğim üzere Jon duvara gittiğinde Daenerys işte özleyeceğim gibi bir şey dedi. Bu da acaba Daenerys'in yavaş yavaş Jon'a aşık olduğunun bir göstergesi olabilir mi diye düşünmüyor değilim. Tabii ki de asıl kralın Jon ve asıl kraliçenin de Daenerys olduğu kapısına da bir bakıma varıyor. Arkadaşlar, bu bölüm içerisinde tekrardan bizim Sam'in araştırmaları sırasında Gilly, yani Sam'in bir süre içerisinde kaçırdığı kız, bir tekrardan araştırma yapıyoruz. İşte kaç tane basamak var? 12.756 mı? Tamamen salladım. Doğru çıkarsa da şu anda hafızamdan patlıyorum. Neyse, onu yorumlara yazarsanız üşenmezseniz. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Gilly bildiğim üzere Rhaegar'ın normalde ayrı bir evlilik yaptığı ve Dorne'la birlikte evliliğinden kurtulup asıl istediği kişiyle evlendiğini söyledi. Bu da bize Jon'un asıl piç olduğunu değil, gerçek tahtın varisi olduğunu gösterir. Eğer bunu nasıl öğrenecekleri hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü bildiğim üzere en yakın karakter Sam'di ve kendisi bile sallamadı. Hani Gilly'nin de gidip Jon'la sen piç değilsin bu arada diyecek hali yok. Ama arkadaşlar, bu haberin sonucunda Jon'un gerçekten Iron Throne'da hatta Daenerys kadar bir hak sahibi olduğunu gösteriyor ve gerçekten bu büyük bir patlama. Yani Jon aslında bir snow değil arkadaşlar. Hani normalde büyük ihtimalle tamlaya da başka bir şey koyarım ama Jon piç değil de koyacak halim yok ama dediğim gibi arkadaşlar, Jon piç değil artık. Bu şu anda kaç kişi var? Geek Theory var, Geek Yapar var, Baran Köse var, Nülüfer Baş var gözümün önünde takılan. Şu anda bu dördünün incelemesi var gözümün önünde. Hangisi yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Umarım hiç kimse söylememiştir. Arkadaşlar, bildiğimiz üzere bölüm sonunda Sam bildiğimiz üzere o kütüphane içerisinden ayrılmadan önce yukarıdaki topaca bakıyor. O sahneyi size bulabilirsen gösteririm ama büyük ihtimalle bulamayacağım. O topaç ise arkadaşlar, introlarda Game of Thrones'u bildiğimiz üzere artık hani 7 sezondur görüp hala sıkılmadığımız introsunda son sahnede Game of Thrones yazısının geçip etrafında döndüğü topaçla aynı şey arkadaşlar. Bildiğimiz üzere Sam ona bakıyordu. Düşündüğüm şey de şu: acaba o topaçın içerisinde asıl Akgezenlerin hani Akgezenlerin hepsini yeryüzünden silip süpürecek bir hani dediğim gibi bir parşömen falan olabilir mi? Çünkü bildiğimiz üzere o topaçın büyük ihtimalle bir anlamı vardır. O anlamını da en iyi Turgut abi bilir büyük ihtimalle. Hani dediğim gibi tekrardan kütüphaneye dönmesi büyük ihtimalle öyle bir şey yaşamayacak. Çünkü bildiğimiz üzere kaç bölüm? 2 bölüm falan kaldı. Aynen 2 bölüm kaldı. Ama o topaçta büyük ihtimalle bu olay var. Özellikle kütüphaneden çıkmadan önce de baktığına göre 8. sezonda her türlü onunla ilgili bir şeyler yansıtacaklarını düşünüyorum. Onunla ilgili bir şeyler yaşanacak yani. Arkadaşlar, Littlefinger etrafı tekrardan dediğim gibi karıştırıyor. İşte Sansa asıl Winterfell'in sahibi olması gereken kişi. İşte Sansa'yı baş yapalım diye ki bu sezon içerisinde, yani bu bölüm içerisinde tekrardan işte
Layden asıl sen sahip olmalısın. John'u siktire gitsin dediler. Bunun sebebi tamamen kendi görüşleri değil, Littlefinger'ın onların aklıyla oynamasından kaynaklanıyor. Ama ayrı bir olay ise bildiğimiz üzere Arya'yı bir oyun oynadı kendisi ve Arya bildiğimiz üzere bir parşömen çıkardı. Dediğim gibi şu anda 5 kanal var, 4 kanal. Umarım bunu da söylemiyorlardı ama arkadaşlar Arya'nın çıkarıp baktığı şey, Arya'nın arkadaşlar çıkardığı parşömen Sansa'nın bundan yıllar önce, yani tabii ki de sezonlar öncesinde daha doğrusu, Cersei'nin bildiğimiz üzere Sansa'ya zorla yazdırdığı bir parşömendi. O parşömenin olayı da şu arkadaşlar, Joffrey'nin yaşadığı zamanlarda Sansa'nın ailesine göndereceği bir parşömendi. Ailesini King's Landing'e çağıracaktı ki hepsini öldürebilsin. Bu sayede Starklar yeryüzünden silinsin. Tabii ki de bu oyunu, yani asıl Cersei'nin bunu Sansa'ya zorla yazdırdığını Arya bilmediği için Sansa'ya yavaş yavaş nefret ve kin duyacaktır. Bu deyik olarak şöyle bir kapıya varıyor arkadaşlar. Bildiğimiz üzere Arya ile Sansa'yı çatıştırıyor. Winterfell'in sahibinin de Sansa olmasını istiyor. Yani aslında yavaş yavaş Littlefinger Winterfell'i ele geçirme olayını, yani bayağı ciddi ciddi işi dökmüş yani. Hatta şu anda yürürlükte bile. Ama tabii ki de arkadaşlar bu parşömen araştırmanın öncesinde Littlefinger'ın Arya'ya zorla aldırması ve hani yani bayağı böyle Arya'nın hiçbir şey fark etmemesi falan inanılmaz güzeldi. Ve Arya'nın zaten geldiği gibi ilk olarak o sarışın ve iri abimizle, işte ablamızla kafa yitirmek, Tormund'un aşık olduğu kadınla o düello yapması birazcık saçmaydı. Asıl benliğini göstermemesi bence ona daha iyi bir avantaj kazandırabilirdi Winterfell ve kendisine, yani küçüklüğünü tanıyan insanlar için. Yani şuradan şunu çıkarıyorum ki Littlefinger eğer Arya'yı şu anda süper dövüş bilen ve hani kimse tarafından eğitim aldığını bilmeseydi arkadaşlar, büyük bir ihtimalle Arya'yı öyle bir oyun oynamayacaktı. Arya da büyük ihtimalle Sansa ile bundan sonraki bölümlerde bu ne anlama geliyor, sen benimle mytap mı geçiyorsun falan diye sinirlenmeye başlayacak. Zaten Arya da Jon tarafında, Sansa da Jon'a karşı geldiği için Sansa'dan nefret ediyorum ya. Son sahne ise arkadaşlar Jon serüvenini başlatmış oldu arkadaşlar. Bildiğimiz üzere surun dışına çıkarak, yani duvarın dışına çıkarak arkadaşlar. Çok fazla arkadaşlar diyorum arkadaşlar. Dediğim gibi surun dışına çıkarak bildiğimiz üzere Hound'u da yanına aldı. Diğer ekibi de yanına aldı. İşte Lord of Light gibisinden ışın tanrısını da güven insanları yanına aldı. Gümbür gümbür gidiyor. Comic Con fragmanında ise arkadaşlar kendisinin bir tepede olup etrafında Akgez'in ordusunun olduğu bir sahne daha vardı. Büyük ihtimalle o sahneyi bundan sonraki bölümde göreceğiz. Yani zaten bana en başında bile biraz saçma gelmişti abi. Yani bir tane Akgez'in almaya çalışacaksınız. Yani neyi bekliyorsunuz? Hani zaten biz bunu duyduğumuz gibi babamla şakalaşmaya başladık. Yani gel oğlum gel gel. Hani bir tane Akgez'in almaya çalışıyorsun da hepsi orada halinde takılıyor. Belki farkındasınızdır. Hani ne bekliyor? Gel gel, para vereceğim gel. Yakaldım, kaçın kaçın. Ömercan oyuncusu ile birlikte bir bölümü daha sona erdirelim. Zaten buradan ses çıkmasın diye camı kapayıp içeriden ses gelmesin diye de kapıyı kapadım. Yani leş gibi terliyorum şu anda. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir bölüm incelemesinin daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz alttan like atıp kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Game of Thrones'a birazcık yeni olabilirim. Büyük ihtimalle bu yenilikle birlikte kapanacak. Çünkü iki bölüm kaldı inceleyecek. Neyse arkadaşlar, Game of Thrones izleyen arkadaşlarınız varsa da beni bir şekilde paylaşabilirsiniz. Minnettar kalırım, ne diyeyim. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.